Merhabalar, Türk ve Anadolu Eserleri ve Bestecileri 77. bölüm ve bugün genç yetenekli konuğumuz Ayşe Deniz Birdal. Hoş geldiniz. Hoş Evet, bulduk. Çok Ayşe'cim hoş teşekkür ederim. geldin. Ben biraz kusura bakma, hemen açılışta şeyi söylemek istiyorum. Biz Ayşe Deniz Birdal ismini nasıl duyduk? Müsaade eder misin? Bir 30 Tabii ki. saniyede bölümümün başında hemen anlatayım. Ben geçen hafta, değil mi? 2 hafta olmadı daha. Tabii geçen hafta. Geçen pazartesiydi benim Evet, konserim ondan bir önceki cumartesi Amsterdam Cello Biennale'ne geldim. Benim için bir ilk, 9. Amsterdam Cello Biennale bizim için çok, viyolonsel için önemli bir şey, ama biz Türkler nispeten çok az katılabildiğimiz bir etkinlik. Oraya geldim, tamamen turistik, bir şey çalmaya değil. Kimsenin benden haberi bile yok, olacağını da zannetmiyorum. Neyse, geldim. Estağfurullah. Sonuçta kitapçığı aldım ilk gün, hiç ondan bile haberim yok. Bir baktım, benim gideceğim bir Bach konserinden 15 dakika önce diğer salonda 4 tane genç pırıl pırıl viyolonselci, Soliman'ın bir projesi, yanlışsam düzelt, Giovanni Soliman'ın harika bir projesi, hakikaten olağanüstü bir adam. Bir tanesi, aha, Türkçe bir isim, Ayşe Deniz Birdal, hiçbir isim, fikrim yok. Dedim, ulan yani biz nasıl bilmiyoruz, bu kız kim, niye haberimiz yok, ne oldu, ne bitti? Ondan sonra Messenger'dan bir yerden yazdım, değil mi sana? Evet, Messenger'ı Dedim, bu vardı. deli herif nereden çıktı diye inşallah cevap verir. Allah'tan Estağfurullah, sen hemen estağfurullah. döndün. Hemen cep telefonlarından bağlantıyı kurduk, konuştuk. Sağ olsun Aslı da bugüne ayarladı ki kendisi, Aslı bugün yok. Senle bugün en sonunda Zoom ortamında da olsa karşı karşıya gelebildik. Şu an neredesin? Önce onu bir söyle. Şu anda ben Augsburg'dayım, Almanya'da. Münih'in hemen yakınında küçük bir şehir. Ben eğitim hayatıma burada başladım diyebilirim. 10 senede burada yaşadığım bir geçmişim var. Bir süredir İtalya'da master eğitimimi sürdürüyordum. Bitirdikten sonra tekrar buraya geldim. Şu anda da En Augsburg'dayım. başından başla bakalım. Biraz Ayşe Deniz Birdal'ı hiç bilmeyenler, ben de bilmiyorum say. Bir kısaca bize bir anlat, seyircilerimiz de öğrensin. Senin kim olduğundan hepimizin haberi olsun. Tamam, şöyle deneyeyim. 26 yaşındayım. Beste yapan ve bazen de şarkı söyleyen bir cellistim. Genelde de bestelerimi zaten kendi sesimi düşünerek ses ve cello için yazıyorum. Genelde o da müziği bestelerimde var. Onun dışında müzik hayatımı kaç yaşında başladım? 10 yaşımda. 10 yaşımda başladım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 1,5 senelik ya da 2 senelik bir hazırlık sınıfı eğitimim oldu. Ondan sonra çok erken bir yaşta, sanırım 12 yaşındaydı. Salzburg'daki Mozarteum Üniversitesi'nden bir hocayla, Profesör Heidi Litschauer'le tanıştım. Nerede tanıştım? Urla Müzik Akademisi'nde. Oradaki o tanışıklığın sonunda Heidi beni Mozarteum'daki Genç Yetenekler sınıfına almak istedi. O şekilde zaten onun bu teklifi yapmasından galiba 1,5-2 senede vize bekledik. Ondan sonra annemle beraber Avusturya'ya gittik. Orada lisans eğitimimden önceki birkaç senelik Genç Yetenekler için bir programa katıldım. Ondan sonra Augsburg'a geçtim. Şu anda olduğum şehre lisans eğitimime başladım. Profesör Julius Berger'le beraber. Hayatımda en çok iz bırakan mentorlarından bir tanesi kendisi. Onunla beraber lisans eğitimimi, sonra da yüksek lisansı tamamladım. Ondan sonra son 2,5-3 senedir Roma'da ikinci bir yüksek lisans programına katılıyordum. Profesör Giovanni Solima ile beraber. Amsterdam Biennale'inde de zaten ortak Bizim projemiz olan. adam. Ya yaşasın. Evet, Sorry ma. Evet. o beyefendi, aynen o. Kendisiyle de ben zaten bu albüm projesi aracılığıyla tanışmıştım. Öğrencisi olma fikri de öyle gelişti. Aslında başta beraber bu işi yapıyorduk, bu projeyi yapıyorduk. Dedim hani ikinci bir yüksek lisans yapmak müzik öğrenciler arasında çok yaygın biliyorsunuz. Ben ikinci yüksek lisansım, yani ikinci bir yüksek lisans muadili eğitim programına katılmak diye. Onu da Giovanni ile yapmak istedim. Gerçi pandemi süreciyle çok kesişti. O yüzden ilk 1,5 senem falan benim Zoom üzerinden ders yaparak geçti. Ama son bir senedir çok şükür Roma'daydım. En azından son senemi canlı ders yaparak geçirebildim. Mezun oldum. Mezuniyetimden sonra da şu an Almanya'ya döndüm. Bakalım, bir iş arayışındayım. Düzenli bir iş arayışındayım bu şekilde. İyi, çok sevindim. Yani sen orada yaşıyorsun, o yüzden şehrine geri döndün. Öyle oldu. Biraz burada büyüdüm diyebilirim. Yani kaç yaşından beri? 16 yaşından, 17 yaşından beri buradayım. Anladım. Ondan önce Vallahi, Salzburg'daydım. evet, yani herhalde Amsterdam Cello Biennale'nde çalan ilk Türk sen misin? Hiçbir fikrim yok, o yüzden soruyorum. Ben de bunu düşünmüştüm. Dikkatli bakmak lazım.
Olabilir. Başka biri de çalmış olabilir. Çünkü yine benim programda daha alternatif bir Cello Fest sahnesi kapsamında şey yapıldı, yayınlandı. Orada çaldım. O yüzden çok dikkatli bakmak lazım. Hani yanlış söylemek istemem. Ben kendimden önce duymadım birini ama olabilir. Çok dikkatli bakmak lazım. Valla yani bizim gibi ihtiyarlar için oraya gelmek, oradaki o ambiyansı tatmak falan, Allah'ım cennet ya hakikaten. Ben 3 gün kaldım ama 3 gün bile rüya gibi bir şeydi benim açımdan. O yüzden senin orada olman bizim için bir gurur kaynağı. Teşekkürler. İyi ki gelmişsiniz. İyi ki Evet. tanıştık. Evet ya, orada bir türlü kahve içemedik, yüz yüze gelemedik ama en Maalesef. azından Maalesef. burada becerdik diye düşünüyorum. Evet, şimdi o zaman hangi Ayşe Deniz Bir Dal'dan başlayalım? Besteci mi, viyonselci mi? İsterseniz violonselden başlayalım. Çünkü ilk violonsele başladım. Bestecilik sonra gelişti. Evet, o zaman çaldığın Türk eserleri var mı? Nerede, ne zaman, ne oldu? Bir onları anlat istersen. Çaldığım Türk eseri olarak Adnan Saygun Partita diyebilirim hemen. Hatta işte cello'ya ilk başladığımda işte 10'lu yaşlarımda sanırım cello'daki üçüncü senem diye hatırlıyorum. İlk yarışmama girdim. Adnan Saygun Partita 5. bölüm yani son bölümü de o yarışmada çaldığım eserdi. Yarışmada bana birincilik ödülü getiren eserlerden biri. Hangi yarışmaydı bu? Rudolf Matz Yaylı Sazlar Yarışması Hırvatistan'da ilk Okay. yarışmamdı ve birinci ödülünü almamda partitayı çalmamın da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir Türk bestecinin eserini Türk bir çelisten duymaktan çok etkilenmişti jüri üyeleri. Ondan sonra yine bu yarışmadan bir sene sonra girdiğim ikinci çello yarışmasıydı. Leeds'in çello yarışması diye bir yarışma var Avusturya'da. Hatta Türkiye'den de katılanlar oluyordu o dönem. Orada yine Partita'nın son bölümünü çaldım. Orada bana üçüncülük ödülü getirmişti. Saygun Partita gerçekten muhteşem bir eser. İleride de çalmak çok isterim. Özellikle de hatta ben solo çello için çok şey yazıyorum. Kendim solo çello için yazdığım eserlerle mesela konserin bir bölümü. Öbür bölümü ise tamamen Saygun Partita'ya ayırmak çok güzel bir fikir olurdu. Böyle bir konser gerçekleştirmek çok isterim her zaman. Okey. Peki o zaman bu parti dışında bizim bildiğimiz başka bir open to public bir şey yok. Doğru mu? Hani kendin belki çalışmışsındır ama. Evet, çok fazla seslendirmiş olduğum partita dışında bir Türk bestecisi eseri şu an aklıma gelmiyor. Fakat tabii ki çok isterim. Özellikle genç Okey. bestecilerin eserlerini bol bol Biraz çalmak. önce kayıttan önce dedim ki kayıtta bu soruyu soracağım. Tahmin et bakalım kaç tane biz Türk eseri bulduk şu ana kadar? Cello için yazılmış. Kaç tane? Sadece cello, yani solo, konçerto, sonat, küçük parça ne dersen de, yani viyonselin ana enstrümanı oldu. Tahmin et bakalım kaç olabilir? 500 diyeceğim. Valla seninki biraz fazla, 403 deyiz şu an. 400. Çok güzel. Belki Umarım 500'e de varır bir süre sonra. ya, umarım yani bu tempoyla giderse 1-2 seneye zaten, hadi 3-4 seneye 500'ü görürüz diye ümit ediyorum. Bir sürü bilmediğimiz, senin gibi gizli hazinelere rastlıyoruz. O yüzden neden olmasın? Umarım kısa zamanda o rakama çıkacağız. Evet, o zaman besteci Ayşe Deniz Bir Dal'a geçelim. Ne yapıyor besteci Ayşe Deniz Bir Dal? Şöyle, ben beste yapmaya yine burada Augsburg'dayken aslında doğaçlamayla başladım. Hatay'ı direkt yaşta verebilirim. 19 yaşımda ben beste yapmaya başladım. Şu an 26 yaşındayım. Improvizasyonla başlayıp improvizasyonlarımı aslında notaya dökerek giriş yaptım besteciliğe, ilk adımımı attım diyeyim. Sonra hemen zaten ilk notaya döktüğüm improvizasyonlarımdan biri çok dikkat çekmeye başladı hocalarım tarafından. İşte hatta hemen bir yarışma ödülüm oldu. Stein yarışması diye Augsburg'da düzenlenen bir yaylı sazlar yarışması var. Orada bir ikincilik ödülüm oldu. Kendi yazdığım ilk solo cello eserimi seslendirmiştim. Hatta hala o eseri Biennale'de dahi seslendirdim. Hala da Adı isteniyor. ne eserin? Sky Cut. İlk Sky solo Cut. cello eserim. Aynen Kaç Biennale'de de onu. dakika? Sky Cut 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Tonal bir eser mi? Bir kelime ya da cümleyi tanımlamak istersen ne dersin Sky Cut için?
Oldukça tonal bir eser ki şu an yazdıklarım o kadar tonal eserler değil ama ilk denemem olduğu için çok tonal, çok melodik bir eser. Sesi cello ile bol bol kullandığım ve folklorik temalardan bol bol esinlendiğim bir eser. Anladım. Peki kaç kere nerede çaldın Sky Cut'ı? Bir ödülü de var Sky Sky Cut'ın. Cut'ı evet. Augsburg'da düzenlenen Stein yarışması, yaylı sazlar yarışmasında ikincilik ödülü aldım Sky Cut'la. Onun dışında çok çok fazla projeye katıldım. Yine mesela Giovanni Solima beni ilk Sky Cut'la duydu. O şekilde beni Biennale'deki projeye davet etti ki bizim bu projeden 4 ayrı solo albümümüz çıkacak. Benim albümüm de önümüzdeki ay içinde çıkacağını düşünüyorum. Tam release tarihi şu an emin değilim ne zaman olduğuna. Neyse yani bütün bu projeye benim adım atmam Sky Cut'la oldu zaten. Ondan sonra aslında ben çok yoğun bir şekilde beste yapmaya ve bestecilik eğitimi almaya başladım. Bestecilik eğitimini hatta ben Türkiye'ye geldiğim zamanlarda Türkiye'de doçentti sanırım. Oğuz Osman çok değerli kompozisyon hocamla başladım. Doçent Oğuz Osman devam daha doğru olur sanırım. Kendisi zaten bana her şeyi öğretti diyebilirim. Yani onunla olan derslerimde ben ilk geldiğimde sadece Oğuz Hoca'ya doğaçlamalarını notaya döken bir çelistim. Ondan sonra o bana besteciliğin temellerini, çeşitli teknikleri, fikirlerimi nasıl gerçekten bir beste formunda ortaya çıkarabileceğimi adım adım sabırla öğretti. Buradan Oğuz Hoca'ya da çok selamlar, çok teşekkürler. Yani bu albümüm, çıkacak albümümdeki bütün eserlere onun desteği, onun eli değdi diyebilirim. Hep her zaman fikrini aldığım bir insan. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Yani benim bestecilik yolculuğumdaki en önemli kişi o diyebilirim. Bu Okey. şekilde. Geçen sanki senin ismini Hasan Uçarsu ile konuştuk. Hasan Hoca'yı ben çok çok seneler önce Hasan Hoca'dan ders aldım. Evet, Armoni evet, evet. dersi aldım. Çok selamlar. Beni hatırlamasına çok mutlu oldum yalnız. Tabii ki hatırladı. Tabii ki hatırladı. Şaşırdım hatırlayabilmesine beni. Çok Olur mu? selamlar. Olur mu? Olur mu? Hasan Hoca sağ olsun. Hasan abi bizim çok sağlam bir destekçimiz. Gizli böyle arkadan bize moral veren, projenin iyiye gitmesi için kendince bütün desteğini veren bir dostumuz, meslektaşımız, abimiz. Hatta işte 22 Kasım'da inşallah Tayfun Bey'le biz Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyoruz. Orada Türk Viyonsel Eserleri konusunda bir ne diyeyim, konferans mı diyeyim, bir sunum yapacağız değil mi Tayfun'la? Öylesin. Evet, Kars'ta yaptığımızın benzerini yapacağız. Kars'a da gittik biz geçen sene Tayfun'la. Aslı gelemiyor, o gün bir konseri var. Yine Tayfun'la yollara düşüp gidip orada Mimar Sinan'da, benim ilk Mimar Sinan'da böyle bir şey yapmam. Kendi açımdan da öyle bir tarafı var. Bir çalgıcının bu tip konuşmalar yapması çalgıcı tarafında çok kolay olmayabiliyor ki sen de çok rahat konuşuyorsun. O anlamda çok hiç sıkıntın yok konuşma konusunda. Yani biz işte Hasan abiyle böyle bir işte gidelim, orada da kendimizi anlatalım istedik. O da sağ olsun davet etti. Bu birinci eserden sonra bahsetmek istediğin diğer eserlerin nerede çaldığın, onları biraz devam edelim mi? Tabii ki. Şöyle, ben zaten Giovanni Sollima'dan albüm teklifini ve Biennale projenin teklifini aldıktan sonra Oğuz Hoca ile derslere başladım ve kendisinin desteğiyle öğrendiklerimle ilk yazdığım eserin ismi Stentropfen. Oldukça deneysel, extended teknikleri kullandığım bir Ne solo demek cello olduğunu eseri. anlamadım Stentrop'un. Hiçbir fikrim yok. Stentropfen yıldız damlaları diye çevirebilirim Türkçe'ye. Okay. Şöyle ismini şuradan alıyor. Benim Augsburg Üniversitesi'ndeki hocam olan Profesör Julius Berger aynı zamanda da bir şair, şiir kitabı var. Ben Oğuz Hoca'nın desteğiyle üstüne çalışmaya başladığım bu eseri ona ilk gösterdiğimde şunu söyledim, bir kısım olacak. Hatta bir koral formunda bestelenmiş bir kısım. Ses ve cello için sözleri olsun istiyorum. Melodi var ama o zaman da ben kendi sözlerimi yazmıyordum. Şu anda yazıyorum ama o zaman hocam bana böyle bir destek vermek istedi. Çok da güzel, çok duygulu bir şiir. Bir çocuğun büyümesi ve aslında çok da spiritüel teması da olan bir şiir. Bir çocuğun büyümesi ve hayat yolunda ilerlemesi hakkında. Onun şiirinin
bir kıtasını Türkçe'ye çevirdim. Türkçe söylüyorum hatta parçayı çalarken. Yine Biennale'de bu parçayı da çaldım. Ştantrop'un benim herhalde ilk gerçekten bir beste diyebileceğim doğaçlamanın ötesinde yazdığım eser oldu. Ondan sonra da zaten gerisi geldi. Peki Ştantrop'un dakikası tonal mi değil mi? Biraz anlatsana nedir? Ştantrop'un 11 dakika uzunluğunda tonal diyemem yani tonaliteyi de yer yer kullandığım bir eser. Extended cello teknikleri var. Türkçe extended teknik ne denir Tayfun Bey biliyordur. Genişletilmiş diyelim. tamam, genişletilmiş cello teknikleri olan bazı deneysel tarzda kısımları olan ses ve cello'yu bol bol kullandığım. Cello'da perküsif teknikler, vurmalı teknikler de cello gövdesi üzerinde kullandığım bir eser. Linkini bilmiyorum paylaşmak mümkün mü buradan ama. Tabii ki Tabii mümkün. ki. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Öyle mi? Bakayım şu an paylaşabilir miyim yoksa isterseniz Hayır, hayır. Bir dakika ben bulurum o linki. YouTube'da değil mi? YouTube'da. Tamam. Ştantrop'un Deniz Ayşe Bir Dal Şimdi yazdığımız söz anda Türkçe. ettiğimiz anda şuralarda bir yerde o link çıkacak. Süper, tamamdır. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ştantrop'undan sonra da zaten artık belli bir şeyler öğrendiğim için bu şekilde solo cello eser yazmaya devam ettim. Benim besteciliğim açısından yine çok büyük bir kırılma noktası geçen sene gerçekleşti. Geçen sene İtalya'da Asiago Festivali'nden bir beste teklifi aldım. Asiago Festivali nerede? Ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Asiago Festivali İtalya'da Veneto bölgesinde bir müzik festivali. Okay. Aynı zamanda benim hocam Profesör Julius Berger'in de sanat direktörlüğünü yaptığı bir festival. Oradan bir cello altılısı teklifi aldım. Beatrix of Joy isimli bir cello altılısı yazdım onlar için. Seslendirmesinde de birinci cello'yu çaldım. Yine onu da YouTube'da bulabilirsiniz. Bunun Peki bunun dışında... hikayesi ne? Bu Beatrix of Joy'un hikayesini niye altı viyonsel? Beatrix of Joy'un hikayesi şu şekilde. Asiago Festivali genelde senelik temaları oluyor ve o yılki tema Asiago şehrinin hikayesi üzerindeydi. Asiago belli bir yani çok yoğun bir savaş dönemi görmüş bir şehir ve şöyle bir hikaye var. Maria Giovanna Bonomo isimli bir azize var. Asiago'da onun bir heykeli var. Ve savaş döneminde etraftaki her şey yıkılmasına rağmen o heykel orada hiç zarar görmeden kalıyor. Ben bunu Asiago hakkında ne yazabilirim derken araştırırken buldum ve dedim tamam benim temam bu olacak. Ve zaten hem bir kadın karakter olması hem çok spiritüel bir tema yani her şey yıkılırken yıkılmayan bir heykel olmasından dolayı çok ilgimi çekti. Beatrix of Joy'da Maria Giovanna Bonomo için aslında bulduğum bir ünvan, bir başlık gibi bir şey oldu. Yine işte bütün bölümleri bu hikayeyi anlatıyor aslında. Son bölümünde yine cello ve ses kullanılan, yine ansambldaki öbür çelisinin de sesi kullanılan çeşitli kısımlar var. İsteyen dinleyebilir, o da YouTube'da bulunuyor. Artık onun da linkini vermem farz oldu Tayfun. Evet, ikinci link notumu aldım. Bir daha seslendirildi mi bu eser? Beatrix of Joy'u bir kere seslendirdik Asiago'da. Yine seslendirmek istiyoruz imkan olunca. Fakat ben Beatrix of Joy'un son bölümünü yani ses ve cello için olan bölümünü solo cello'ya da uyarladım. Bol bol çalıyorum. Biennale'de de konserimi onunla kapattım. Böyle güzel bir biz parçası da olarak çalınabilecek bir şey oldu toplam 2-3 dakika. Konser bitirmekte işe yarayacak bir parça da oldu. Yine Roma'daki mezuniyet konserimi de onunla bitirdim. Yani ben 6 cello bulamasam da bol bol çalıyorum son bölümü. Yedi başıma. Okay. Okay. Bu iki eserden sonra o zaman başka ne yazdın yakın zamanda? Tabii ki. Bu cello altılısından önce aslında onu söylemeyi unuttum. Benim ilk beste siparişim Augsburg'da bir festivalden oldu. Bir cello dörtlüsü. 2019'da. İsmi Tautropfen'di bu dörtlünün. Çiğ taneleri demek. İlk yazdığım solo cello dışındaki eser bu dörtlü olmuştu aslında. Onu da söylemeyi unuttum. Tautropfen'ı yine birkaç defa
şey yaptık, çaldık. Bu festivalde çalmıştık. Altınur'daki festivalin ismini şu anda hatırlayamadım. Onu sonradan bakacağım. Size Tamam, söyleyebilirim. bize altyazı yazı olarak eğer hani sonra yollarsan pazara kadar yetişirse, değil mi Tayfun? Altyazı olarak girebiliriz diye ümit Evet, ben ediyorum. bizdeki notlarda var mı diye de bakıyorum ama acaba Tignes olabilir mi? Aa, yok yok, ben Stromberg. hatırlayacak gibiyim. Yok yok yok. Sukkund Forum Cello. Sukkund Forum Cello. Yani cello gelecek forumu gibi bir anlamı var Türkçe'de. Augsburg'da düzenlenmişti 2019'da. Tautropen'ı da o organizasyon için bestelemiştim. Okey. O zaman 3 etti değil mi? İlk eseri saymazsak onu, sen hani gerçek besteciyim bu eserden sonra başladı demiştin. Toplam 4 eser konuştuk şu ana kadar. Şimdiye kadar onları konuştuk. Pek çok farklı da var tabii ama onlar yine solo cello için benzer Steintrop'una benzer konsepte ses ve genişletilmiş cello tekniklerini bol bol kullandığım eserler. Onlarda şöyle bir farklı durum oldu. Ben gitgide kendi sözlerimi yazmaya başladım. Yani kendimi şiirle de ifade etmeye başladım. Artık spoken word, yani bazen konuşma sesi efektinin ve sesin bayağı bir enstrüman gibi kullanıldığı şeyler yazmaya başladım gitgide. Yani cello, eskiden cello daha ön planda, ses arada bir efekt olarak yazardım. Artık gitgide hem sesimi kullanımını geliştirdiğim hem sözleri kendim yazmaya başladığım için artık genelde eşit yoğunlukta ses ve cello kullanılan şeyler yazıyorum. Böyle bir farklılık oldu diyebilirim geçmişten. Bendeki notlarda Canberra'nın var. Bahsetmek Evet. ister misin? Tabii ki. Canberra'nın şu şekilde ben yazdım. Çok da güzel bir hikayesi var. Giovanni bana şunu söylemişti. Skycat benim herhalde gerçekten folklorik temalar olan tek eserimdi. Giovanni ile ilk çalışmaya albüm üzerine başladığımızda bir tane daha lazım dedi. Türk temaları içeren bir eser daha lazım. Bir şey yazsan, sen böyle bir şey yazsan mı dedi. Ben de düşündüm. Şöyle bir sebebi de var. Hani Uygur halkının Çin dolayısıyla çektiği zor zamanlardan dolayı da büyük bir farkındalık yaratacağını düşündüğüm için bir Uygur teması olsun diye düşündüm. Türkiye'de onlara buradan teşekkür ederim. Tüm Ata Vakfı var. Uygur müziğini geliştirme, destekleme üzerine çalışan bir vakıf. Tüm Ata Vakfı'na ulaştım. Onlar bana çeşitli Uygur müziği örnekleri gönderdiler. Ve ben Kamber Hanım'ı seçtim aralarından. Kamber Hanım meşhur bir Uygur kadın dansçı. Hem yani böyle güçlü bir kadın karakter olduğu için hem de bir dansçı, sanatçı bir kadın. Onun temasını kullanmak istedim ve müzik olarak da zaten beni en çok çeken parça o oldu. Öbürleri de çok güzel Uygur eserleriydi ama ben tamam dedim Kamber Hanım. Bu arada Güldiğer Tanrıdağlı'ya, Güldiğer ablaya buradan çok teşekkür ederim. Eserin yazım sürecinde o da bana destek oldu. Kendisi de Uygur asıllı harika bir Türk piyanist ve besteci. Kamber Hanım'ın yazım sürecinde çok fikrini almıştım. Kamberanın böyle biri var mı, yoksa sen sadece Kamberanım ismini mi verdin? Kamber Hanım diye biri var. Ve bu Uygur müziği teması, bu halk müziği temasının ismi Kamber Hanım. Yani Okey. bu Uygur kadın dansçıya yazılmış, onu öven, onun meziyetlerinden bahseden bir tema. Ben bunun üzerine 7 varyasyonu sanırım Kamber Hanım. 7 adet varyasyon yazdım bu Uygur temasının üzerine. Yine bol bol ses kullanılıyor. Hatta bitirirken son final varyasyonunda Kamber Hanım şarkısını baştan sona söylüyorum da cello eşliğiyle. Yine YouTube'da bulunabilir. Deniz Ayşe bir daha Kamber Hanım yazarsanız hemen çıkacaktır. Yani çok severek çaldığım bir eser oldu. Bol bol çalıyorum. Biennale'de de çaldım. Yani onu çalmadan geçtiğim solo cello resitalim olmuyor. Okey. O zaman bir de The Ivy for Solo Cello diye bir eser var bizdeki notlarda. O nasıl? Onu biraz anlatır mısın? Tabii, onu pandemi döneminde yazdım. Yine albümde kaydedeceğimi bilerek yazdım. Şöyle, o zaman işte bir ay ve sanırım kendi sözlerimi, kendi şiirlerimi kullanarak yazdığım ilk bestem, evet. Ve yani aslında benim için de en büyük önemi buydu.
o sözleri tema olarak kullanarak, o duygudan yola çıkarak yazdım. Çok tonal bir eser değil. Yine ses kullanıyorum. Çello'da perküsif teknikler kullanıyorum. Yine YouTube'da bulunabilecek bir eser. Bu şekilde yani ilk kendi söz denememi yaptığım parçam. Okey. O zaman benim kişisel olarak merak ettiğim bütün bu eserlerin notası nereden bulunur? Senin diyelim ki bu bölümü bir gün biri seyretti. Dedi ki ben bu kızın eserlerini çalmak istiyorum. Nasıl sana ulaşır? Ne yapar? Bana şimdi e-mailimi paylaşırsak, ben de eserlerim bilgisayarda yazılmış halde var. Kendileriyle paylaşabilirim, kendilerine gönderebilirim. Okey. Henüz yayınlanmış değil hiçbir eserim. Fakat Okey. yayınlanmasını istiyorum. Yakın zamanda bununla uğraşacağım da, bununla ilgilenen bir yayıncı bulursam çok istiyorum yayınlatmak. Okey. Fakat şu anlık benden Tamam, mail ulaşmak istiyorum. adresini verirsen en azından hani bundan bir sene, 2 sene, 3 sene neyse bir süre sonra sana ulaşmak isteyen biri o mail adresten sana ulaşıp senden notaları isteyebilecek noktada olsun. Amacımız seninle bu talebi gösterecek kişilerin arasındaki bağlantıyı kurmak. Tabii ki yazılı olarak da afiş olarak da paylaşırız. deniz.ayse.birdal@gmail.com. Okey, güzel. Oradan bir şekilde sana ulaşacaklar. Zaten bunların hepsini anladığım kadarıyla YouTube'da kayıtları var. Bu Evet, büyük bir lüks. aynen öyle. Hepimizin büyük bir lüks. Bu iyi bir şey. O linkleri de Tayfun verecektir diye düşünüyorum. Biraz tabii konseptin dışına çıkacağım. Seni hiç tanımayanlar ki ben de onlardan biriyim. İçim bir üçüncü Ayşe Deniz bir dal daha var. Bu matematik dehası işi ne oluyor? Benim kafam hiç almadı. Konuşmak istemiyorsan hiç girmeyebiliriz ama yani karşımızda bir küçük volkanla beraberiz anladığım kadarıyla. Hem çalıyor hem söylüyor hem besteliyor. Bir de üstüne üstlük matematik de böyle birinciliği falan. Bu benim tam sinir olduğum Rostropovich tarzı bir insanla karşı karşıyayız şu an. Onun Ona da resmi yandan bitmiyor. Bizde resim yapıyor. Hiç ona girmeyeceğim artık. Şu matematik kısmı beni daha çok ilgilendiriyor. Öyle olursa ben mesleği Büyükler. bırakırım çünkü artık bu kadar çok şeyi bir arada becerebilmek. Evet, biraz daha. Evet. Şöyle, yani bu konuda anneme teşekkür edeyim. Yani ben bir çocuk olarak açıkçası doğal olarak matematiğe yönelmiş değildim. Fakat benim annem bir kimya mühendisi. Çok yoğun matematik eğitimi almış, böyle zehir gibi zekası olan bir hanımefendi. Kendisi bana çok küçük yaşlardan beri Kendisine teşekkür matematiği... ediyoruz böyle bir kız doğurduğu için. Anneciğim, Evet. iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Şimdi annem beni matematiğe bu şekilde küçük bir yaştan beri yönlendirdi. Tabii her çocuğun da böyle bir şansı olmuyor. Yani ben sınıfta anlamadığım her şeyi annem bana en anlaşılır forma sokarak öğretiyordu zaten. O şekilde matematiğe bir yatkınlık oluştu bende. Bir noktadan sonra notlar da iyi olunca bir matematik olimpiyatına ilkokuldaydım o zaman. Okul beni soktu. Oradan bir birincilik aldım. Ama Sana orada esas sıradan geliyor dönemlerimi da bana tebrik ediyorum. sıradan yani bana sıradan gelmiyor. Bizim oğlanlar da öyle çok dandik çocuklar değil ama hiç öyle o matematik olimpiyatları birinciliği altın madalya falan benim oğlanlarda yok. Ki ikisinin de matematiği bildiğim kadarıyla iyi kategoride. Yani sen Mutlaka de yaparlar. evet yani Odaklanma ile ilgili mutlaka yaparlar. vallahi bilmiyorum. Bir de bu yetenekli ve zeki olan insanlarda böyle bir gıcık olduğum aşırı mütevazilik var. Tayfun iyice de diyorlar. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yani ortada bir deha Haklısın. söz konusu. Bir de böyle mütevazı olup daha da beter. Evet anlat daha dinliyoruz. Ne var? Resim var bir de. Biraz bahset. Hazır Tayfun söyledi. Resim konusu maalesef benim çok derinleşemediğim, ona da üzüldüğüm bir konu. Yine küçük yaşlardayken ben Lions Kulübü'nün bir resim yarışmasında Türkiye birinciliğim olmuştu. Hatta Avrupa çapında bir birincilik, pardon, Avrupa birinciliğim olmuştu. Üstüne gitsem çok güzel olurdu çünkü hala çizmekten ufak ufak çok keyif alıyorum. İşte bu Beatrix Joy isimli eserimin mesela kapağını kendim çizdim. O şekilde de hatta broşürleri konserim basıldı. Yani bir el yatkınlığı var. Bestelerime destek olması için böyle kapak çizimleri vesaire yapıyorum. Tabii profesyonel bir şekilde değil. Yani profesyonel bir illüstratör görse kim bilir ne kusurlar bulur, çok şeyler bulur. Ama Estağfurullah. üstüne gitmek istediğim bir konu isterim kendim için. Vallahi ben hakikaten konuştukça ve senin ağzından bir şeyleri duydukça
Hakikaten özel bir bölüm yaptığımızı görüyorum. Bunu herhalde uzun bir süredir ilk defa söylüyorum, değil mi Tayfun? Evet. Hakikaten Çok özel bir bölüm. Yani böyle insanlar çok dünyada her zaman ortaya çıkmıyor. Biri de sensin. Çok şanslıyız bugün seni tanımaktan. Ben kendi adıma en azından çok mutluyum. Çok ilginç ve heyecanlı bir bölüm yaptık. Kendi açımdan arkadaki bütün tangırtıya tungurtuya rağmen. Ama yani valla sağ ol, iyi ki geldin, iyi ki tanıştık. Çok teşekkürler. Umarım en kısa zamanda başka bir bahaneyle bir şekilde seninle yine bir yerde yollarımız kesişir. Bir şekilde tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım ben de sizinle konuşmaktan. Tekrardan davetiniz için çok teşekkürler. Tayfun, anons yapacak mısın? Tabii ki biz teşekkür ederiz. Hem Ayşe Deniz Bir Dal'ın kanalı için hem de bizim kanal için yapalım. Bu algoritmanın reminder, hatırlatma geleneği biliyorsun. Belli ki Ayşe Deniz Bir Dal'da yeni medyayı aktif kullanıyor. YouTube kanalı var. Biz bu videonun içerisinde zaten linkleri paylaşmış olacağız. Onu da takip etmeyi, ona yakın durmayı, neler yaptığını kaçırmamak için öneriyoruz. Bizim kanala da abone olmanızı istiyoruz. Ayrıca olumlu olumsuz her fikre açığız. Ayşe Deniz Bir Dal, ben de seni tanıdığıma çok sevindim. Radarıma aldım. Takip edeceğim bundan sonra. Enerji verdin bize, ilham verdin. Çok çok teşekkürler. Ben Başarıların teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.